Evet, bir kardeşimiz kadın mahremsiz hacca veya umreye gidebilir mi diye soruyor. Hanefi mezhebine göre kişi mahremi yoksa hacca gidemez. Kadın yani mahremi yoksa hacca gidemez. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Yani bir kadın yanında mahremleri yoksa sefer müddetinden daha uzun bir yere gidemez. Hac da olsa gidemez, umre de olsa gidemez. Fakat İmam Şafii ile İmam Malik rahmetullahi aleyhima onlar diyorlar ki velillahi alennâsi hiccul beyti men istadâ ileyhi sebîlâ. Buradaki men umumidir. Dolayısıyla gitmeye gücü olan erkek de kadın da hacca gider. Ama burada İmam Şafii rahmetullahi aleyh şunu söylüyor. Nisaun sikâtun hacca gidecek kadının yanında güvenilir iki tane, üç tane kadın olmalı. Yani kafilenin içerisinde onlarla beraber gidebilir diyor. Bir defa hacca, bir defa umreye. Onun da umrede vaciptir. İkinci defa ona göre de gidemez. Peki burada neyi esas almalı? Hanefilerin görüşünü esas almak, hadis-i şerife de baktığınız zaman onun ruhuna daha uygun, özellikle haçta. Kadınların yanında mahremleri yoksa gitmemeleri daha doğrudur. Neden? Çünkü düşüyorlar, kayboluyorlar, sıcak, iklime dayanamıyor. Düşüyor. Bu kadın kim kaldıracak, kim tutacak? Yanında mahremi yok. Yani bu tür durumları da dikkate alarak hanım kardeşlerimiz eğer mahremleri yoksa gitmemeleri daha doğru. Ama İmam Şafii ile İmam Malik buna cevaz veriyor. Onları taklit ederek gidiyorsa bu da kendinin bir tasarrufu olur.